Yeşim! 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 Yeşim. Yeşim. Biliyorum Yeşim, kızdın. Haklısın da. Ama böyle yapma. Hadi aç kapıyı, konuşalım. Bak ben de çok üzgünüm. Özür dilerim. Kerem. Ne var Çınar abi? Yeşim'le konuşacaktım. Çağırsana. Çağıramam. Tamam, ben gidiyorum. Yeşim gelmedi henüz. Akşam seninle buluşacaktı. Gerisinden de haberim yok. Çok merak ettiysen telefondan ara. Geldiniz, anlamıyorum ki. Ya bir kavga ediyorsunuz, bir barışıyorsunuz. Arkadan gözyaşı. Derdiniz ne sizin, Toprak? Yapma kuzum. Yapma bir tane. Kendine de Çınar'a da yapma bunu. Vallahi sonra çok pişman olacaksın. Anne canım çok yanıyor benim. Çok. Söküp atmak istiyorum, Çınar'ı yapamıyorum. Kuzu, bu sevdanın acısı içine çöreklenmiş. Kazısan da çıkartamazsın artık. Ya bu acıyla yaşamayı öğreneceksin. Ya da o kara inadından vazgeçeceksin Toprak. Yapamam. O çocuğa yapamam bunu. Yaşatamam, hakkım yok. Vallahi çok korkuyorum Toprak. Bu fedakarlık senin sonun olacak. Trafik kazası geçirdi. Kendisi gebe. Hemen travma ikiye alalım. Hayırdır, bu saatte kim ki? Aa, saat kaç? Oh. 11:30. Ay, bu benim telefonum. Salondaydı galiba. Thank you.
kimmiş? Cansel. Efendim Cansel. Zümrüt Hanım, Yeşim trafik kazası geçirdi. Kaza mı? Kızım yaşıyor mu? Yaşıyor. Siz hemen Göztepe'deki hastaneye gidin. Benim şimdi kapatmam gerekiyor. Göztepe. Zümrüt Hanım. Kızıma bir şey olmasın. Ne olur bir şey olmasın. Yeşim, Yeşim. Kendinizi koyuvermeyin Zümrüt Hanım. Yardım edin. Götürün beni lütfen. Kızıma gitmeyin. Hadi Zümrüt Hanım. Hadi giyin, hadi. Hadi kalkın. Hadi, hadi. Hasan doktoruyum ben. Kazanı da beraberdik. Anlıyorum. Hasan 5 aylık hamile. Bebeğin durumundan endişe ediyorum. Hemen muayene etmem gerekiyor. Doktor bey hemen yardımcı olalım. Ultrasonu getirin. Düşüş pozisyonu bebeği korumuş. Oturuyordu. Aynı pozisyonda bıraktı kendini. Çok şanslıymış. Bebek de hastanızda ucuz atlatmış. Ama birazdan kendine gelir. Sabaha da bir şey kalmaz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Aşkına şunu içiver. Yüzün kızardı yine. Tansiyonu yükseldi belki de. Sen yüreğimi emmediğine şükret Mürvet. Ne dedi Şeref Hanım? Anlattı mı ne olmuş? Ay durmadan ağlıyor. Ay, ay sarılıp öpüştüler diye zil takıp oynayacaktım. Ha ne oldu birdenbire anlamadım ki. Oğlan desen yanına yaklaştırmıyor. Ya vallahi işleri çok zor. Hani ne kavuşuyorlar ne ayrılıyorlar. Sanki ellerinde ateşten bir top. Dokunanı yakıyor vallahi. Thank you.
Yusuf yattı mı? Yattı. Önce biraz matematik çalıştık. Sonra yattı. İyi yapmışsın. Bana da sordu ama öyle bakıp kaldım işte. Sen saatin kaç olduğunu farkında mısın? Yarın erken kalkacaksın. Reyhan, annemmişsin gibi davranmasana. Haberleri seyredeceğim, sonra yatarım. Sen de çocuk gibi davranma. Kaç kez söyledim televizyonun karşısına uyuma diye. Sonra Yusuf sorunca ben yalan söylemek zorunda kalıyorum. Bu sahte dünyayı kuran sensin Reyhan. O yüzden şimdi sakın şikayet etme. Gece gece telaşlandırdım ama durumu gayet iyi. Oh, bebek. O da iyi, merak etmeyin. Şükürler olsun. Hadi geçmiş olsun Zümrüt Hanım. Sağ ol. Peki nasıl olmuş? Yani yanında mıydın sen Cansel? Arabadaydık. Ben kullanıyordum. Eşim biraz üzgündü. Konuşuyorduk. Sonra birdenbire kendini attı. Tutamadım. Öyle ani oldu ki her şey. Ne diyorsun Cansel? Yeşim intihara mı kalkıştı? Hangi sebeple evladım? Neymiş kızı canından bezdiren şey? Söylesene Cansel, konuş. Kavga mı ettiniz? Yeşim'in bugün aylık kontrolü vardı. Çınar da geleceğine dair söz vermiş. Ama gelmedi. Yeşim de çok bozuldu tabii. Ben size getirmek istedim ama o Çengelköy'e gidelim diye tutturdu. Toprağın orada oturduğunu bilsem asla götürmezdim. Tahmin doğru çıktı. Çınar oradaydı. Ben eve girmemesi konusunda uyardım. Ama dinlemedi. Döndüğünde yıkılmıştı. Gerisini biliyorsunuz zaten. Çınar. Çok ayıp etti bu sefer, çok. Sorun Çınar değil. Toprak. İzninizle beni yeşime götüreceksin sen. Vallahi çok etmiyorum. Şş, böyle söyleme. Oğlum seni çok seviyor. Yoksa önce o vazgeçerdi mücadeleden. Bak, oğlum böyle savaşıyorken senin kendini bırakmaya hakkın yok. Oğlun gibi sımsıkı tutunmalısın hayatı. Her şeyi geçtim. Bunu ona borçlusun. Çok utanıyorum. Neden? İnsanca bir tepki verdim. Herkes zaman zaman hayatı taşımaktan yorulabilir.
Ama sen hakkını kullandın, bitti. Bundan sonra tükendiğini hissettiğinde içindeki canı sımsıkı tutunacaksın. Tamam mı işim? Toprak, sen beni neden dinlemiyorsun? Benim için fedakarlık yapmak zorunda değilsin. Başka türlüsünü yapamam. Saçma. Bu senin hayatın. Ayakta kalabilmek için bazen bencil olman lazım. Hayat çok acımasız Toprak. Öyle sürekli başkalarını düşünüp durursan yok olup giden sen olursun. Ama böyle giderse bunlar devam edecek. Çınar her fırsatta bir sorun çıkaracak. Benden büyük sorun olmaz. Öyle kolay kolay korkmam ben. Hem sen benim annem değilsin Toprak. Bırak kendi sorunlarımı kendim halledeyim. Sen de işinin başına dön. Bak telefon çalıyor. Daha Selim Bey'le yeni bir toplantı ayarlayacaksın. Hem vaktim yok, bir dosya alıp hemen duruşmaya gideceğim. Emin misiniz? Toprak, bana bir söz verdin. Bu işi yaparım dedin. Şimdi beni yalnız bırakmayacaksın değil mi? Telefon hala çalıyor. Hadi. İyi günler evladım. İyi günler. Çınar Ilgaz'la görüşecektim. Haber verir misiniz? Kim geldi diyelim efendim? Babasıyım. Necip Ilgaz dersiniz. 20. kat 2008 numara efendim. Buyur. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Okan Bey'e baktıysanız eğer henüz gelmedi kendisi. Ben seninle konuşmak için buradayım Toprak. Dün gece hakkında. Dün gece mi? Bu hiçbir şeyden haberim yok. Ayaklarını bırak artık Toprak. Zümrüt Hanım ne demek istiyorsunuz anlamıyorum. Dün gece kızım sırf senin yüzünden canına kıymaya kalktı. Üstelik karnındaki bebeğe rağmen. Yeşim mi? Neden peki? Bir de soruyorsun. Sorun sensin küçük hanım. Senin oyunların. Zümrüt Hanım ben bir şey yapmadım. Nasıl yapmadın? Dün kızımın 5. ay kontrolü varmış. Çınar da geleceğine dair söz vermiş. Ama onun yanında olacağına senin yanındaymış. Bundan da haberim yok deme sakın. Zümrüt Hanım inanın benim haberim yoktu. Hem Çınar'ı ben çağırmadım. Çınar kendi geldi. Bunlara inanmamı beklemiyorsun değil mi Toprak? Her şeyin sorumlusu sensin. Kusura bakmayın, beklemiyordum sizi. Haklısın. Aniden gelmem icap etti. Bu hususu şirkette konuşmak istemedim. Baş başa olmamız daha münasip. Buyurun, sizi dinliyorum. Bak Çınar. Ben zamanında sana sahip çıkamadım. Gururlu elinden tutup oğlumdur diyemedim. Hepsi kendi kabahatim ama şunu bil ki hayattaki en büyük pişmanlığım seninle yaşayamadığımız baba oğul münasebeti. Gene nereden icap etti bu konuyu açmak? Bana babalık etmeyen birinden nasihat dinlemem diyebilirsin. Gene de benim vazifem baban olarak seni ikaz etmek. Bak sen de babasın. Allah bağışlasın dünya güzeli bir kızım var. Soyunu devam ettirecek oğlun da Allah'ın izniyle yolda. Ama görüyorum ki sen hayatınla evlatların arasındaki dengeyi kuramıyorsun. Yapma oğlum. Evlatlarımız bu dünyadaki en değerli hazinelerimizdir. Evlatlarını da onu sana doğuracak kadını da sahiplenmelisin.
sizin annemi sahiplendiğiniz gibi. Öyle mi? Buraya kendime bir defaya gelmedim evladım. Zira kabahatimi savunulacak bir tarafı yok. Lakin bizim durumumuz sizden farklıydı. Evet, bir hata yaptım. Bunun acısını da ömür boyu içimde taşıyacağım. Ama sen aynı yollardan geçerek bunu tecrübe etme. İnan, ateşle sınanmaktan beter bir ıstırap. Ben hala bu konuşmayı neden yaptığımızı anlamadım. Sebep ne bilmiyorum. Teferruatını da sormadım ama dün gece eşim hızla giden arabadan kendini atıp canına kıymaya kalkmış. İnanın çok üzüldüm Zümrüt Hanım. Ne eşime ne de bebeğe bir şey olmasını asla istemem ben. Ama inanmıyorum Toprak. Çünkü konuştuklarını, yaptıkların birbirini tutmuyor. Bak, Çınar'la boşanacağım. Yeşim'le çocuğuyla bir aile olsun dedim. Ama tutmadın. Ben kararımdan vazgeçmedim ki. Davayı geri de çekmedim. Sadece mahkemenin olmasını bekliyorum. Öyle mi? Peki neden hala Çınar'ın annesi ve kızıyla birlikte yaşıyorsun? Bu sizi hiç ilgilendirmez. Aksine ilgilendirir küçük hanım. Gayet ilgilendirir. Çünkü öyle ya da böyle sen Çınar'ın yolunda durdukça Çınar önüne bakamayacak. Yeşim ve torun da sürekli sorun yaşayacak. Ben böyle olmaması için çabalıyorum ama. Evet, bir çaba sarf ettiğin kesin. Ama bu Çınar'ı rahat bırakmak için değil. Senin yaptığın iyilik meleği rolünde sürekli kendi gemini yürütmek. Çınar ya da İkbal Hanım bunu yiyebilir ama ben yemem. Böyle düşünmenize çok üzüldüm Zümrüt Hanım. Çünkü ben kimseyi kandırmaya çalışmıyorum. Yapma Toprak. Başından beri bir oyunun içindesin. Çınar'la evliliğin bir oyundu. Birlikte yaşamamız. Sonra boşanacağım deyip memleketine dönmen, intihar etmen. Bunların hepsi bir oyunun parçası. Bu kadar yeter Zümrüt Hanım. Daha fazla sizi dinlemek istemiyorum. İster inanın, ister inanmayın ama dün gece bile Çınar'a eşimle olması gerektiğini söyledim. Benim tek amacım eşimle Çınar'ın bir aile olmasını sağlamak. Ben bir bebeğin babasız büyümesine sebep olacak bir insan değilim çünkü. Sonuçta ben de bir anneyim. Öyleyse beni en iyi sen anlarsın değil mi? Benim tek derdim kızımın mutlu olması. Üstelik ona sahip çıkacak olan annesini kaybetme ihtimali varken. Yeşim sizi niye kaybetsin ki? Bundan da mı haberin yok? Ben kanserim. Şu anda hastanede olmam gerekiyordu bir operasyon için. Ama ben kızımın yolundan çekil diye seni ikna etmek için buradayım. Zümrüt Hanım, ben çok üzüldüm. İnanın çok üzüldüm. Evet Toprakçığım. Eğer benim başıma bir şey gelirse yeşim ve torunum yalnız kalacaklar. Çınar da onların yanında olmazsa sen de biliyorsun ki Ilgaz ailesi kızına sahip çıkmayacak. O yüzden bunu bir anne vasiyeti olarak kabul et. Ve lütfen ne olursa olsun yollarından çekil. Kızım canına kıymasın. Eğer Çınar kızımın yanında olmazsa çünkü yeşim tekrar intihara kalkışacaktır. Bunun vebaliyle yaşayabilir misin? Toprak, gerçekten Çınar'la birlikte olmak istemiyorsan onun yanında olma, yakınında durma. Bir daha dönülemeyecek bir yere git. Arasa da sana ulaşamaz, olur mu? Göreyim Toprak. Tevazunu sağlamak zor ama bunu başarman lazım. Yeşim'in halinden, tavrından ben de haz etmiyorum ama karnında senin canını taşıyor. İstesen de kesip kurtulamayacağın bir bağ var aranızda. Ömrü vefa ettikçe o senin çocuğunun anası. Bir tercihin eşiğinde değilsin. Sen babasın. Her zaman İbren çocuklarından yana olmalı. Hangi hastanede eşim?
ailece beraber olmak çok hoşuma gidiyor. Ama sessizliğe pek alışamadım. Abimlerle aynı sofrada olduğumuzda böyle bir hoş sohbet olurdu. Değil mi Mehmet? Neyse, kızımız doğunca neşelenir. Kardeşim kız mı olacak? Bilmiyorum ama öyle hissediyorum. Neyse ki az kaldı. 4 gün sonra kontrolümüz var. Mehmet, sence kızımız mı olacak, oğlumuz mu? Sağlıklı olsun da benim için önemli Reyhan. Hadi size afiyet olsun. Bir saate kadar çıkıyoruz. Doktor son muayenesi yapsın, sonra özgürüz. Süper ya. Nefret ediyorum hastanelerden, bir an önce gidelim. Cansel. Hı. Bu olanlardan annemin haberi olmadı mı hiç? Akşam aradım. Necip Bey'le birlikte geldiler. Ama annen sabah erken çıktı. Tabii sen uyuduğun için de göremedin. Neden gitti peki? Annen bugün tedavi için hastaneye yatacak. Sanırım tek göğsünü alacaklar. Öyle mi? Rica ederim. İyi günler. İyi günler, buyurun. Yeşim Taşkıran'ın odası nerede acaba? Tabii bakalım. 8. kat 816 oda. Teşekkür ederim. Rica ederim. Geçmiş olsun. Ben dışarıdayım. İyi misin Yeşim? Ben çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Dünya bir anda insanın gözünden nasıl silinir? İnsan nasıl yaşamından vazgeçer? Çok iyi biliyorum, emin ol. Ben sana bir şey söylemeye geldim. Merak etme. Çınar artık tamamen senin olacak. Sana söz veriyorum. Yeter ki sen ve bebeğin mutlu olun. Benim yüzümden bir sorun yaşamayacaksınız artık. Geçmiş olsun. Canını mı sıktı? Yok. Aksine daha iyiyim şimdi. Nerede kaldı bu doktor? Gidelim bir an önce.
Zümrüt Hanım, nerede kaldınız? Merak ettim sizi. Hadi hadi, sadece merak etmediniz. Kaçacağımı düşündünüz değil mi? Vallahi geç kalınca kaçtığınızı sandım. Çok korkuyorum. Kaçmayı düşünmedim desem yalan olur. Ama bunu sevdiklerim için yapacağım. Hadi. Gidelim. Çıkar çıkmaz arayacağım sizi. Görüşmek üzere. Toprak, bu çıktı yanlış. Aysel dosyalar hazırlarken dikkat etmemiş. Bilgisayardan bunun yenisini alır mısın? Tamam. Okan Bey, ben aslında sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Ben bir karar verdim. Ama bunun için sizin yardımınıza ihtiyacım var. Alo. Abi nasılsın? İyiyim Reyhan. Sen nasılsın kızım? İyiyim. Evdeyim. Öyle arayayım dedim. Hafta sonu belki yardıma ihtiyacınız vardır diye. Neden? Ne vardı ki hafta sonuna? Abi Sedat'la ailesi Ece'yi istemeye gelecek ya. Aha doğru ya. Kızım bende de akıl mı kaldı? Unutmuş gitmişim. Sen de haklısın abi. Bir kolay değil tabii. Zümrüt Hanım'ın hastalığı seni alt üst etti. Reyhan, iyi ki akıl edip aradın kızım. Yoksa insanlara rezil olacaktım. Zira bu isteme meselesini biraz ertelememiz lazım. Neden abi? E hastanedeyim kızım. Zümrüt Hanım'ın yatışını yapacaklar şimdi. Yani kabul etti mi Zümrüt Hanım yatmayı? Çok şükür. Şimdi tedavisi için bir müddet burada kalmamız icap ediyor. Hayırlısıyla şu Badire'yi bir atlatalım. Ece'nin işine de bakacağım. Sen Ece ile Sedat'a durumu izah ediver. Sonra gene konuşuruz. Tamam abi. Ay ne oluyor Toprak? Vallahi çok ayıp oldu kadına. Sanki kaş göz yaptığını görmedi. Bir de böyle odaya kapandık. Gizli konuştuğumuzu anlayacak. Anneciğim, söyleyeceklerimi duymaması benim için çok önemli. Neden? Ay ne oluyor gene Toprak Allah aşkına? Anne ben bir karar verdim. Günaydın kızım. Bakıyorum da bugün şebboy günü ha? Evet, en güzelleri bunlardı. Ben de bugün bundan alayım dedim. Sayende hastane çiçek bahçesine döndü. Ama odasına da almıyorlar. Olsun. Ben yine almadan duramıyorum. Annem ne ister, ne sever? Bütün gün bunları düşünüp duruyorum işte. Yeter ki o mutlu olsun da en önemlisi o. Oluyor da kızım. Sen endişe etme. Uyandı mı? Uyandı. Ben de sabah kahvesini almaya gidiyordum. Sen de bir şey ister misin? Yok, sağ olun. Teşekkürler. Günaydın Zümrüt Sultan. Bugün nasılsın? Şebboy bunlar değil mi? Bir an önce kokla. Çünkü hemşireleri göstermeden dışarı çıkartmam gerekiyor. Severim.
Evet, kilo alışımız normal. Bir de 16. hafta kontrol yapalım. Bakalım bebeğimizin gelişimi nasıl? Cinsiyetini görebilecek miyiz? Ufaklık izin verirse tabii. Kemoterapim başlıyor bugün değil mi? Hemen mahzunlaşma Zümrüt Sultan. Bak herkesin korktuğu bu operasyonu hemen atlatıverdin sen. 2 saatte zor çıkar dediler. Sen yarım saatte yanımızdaydın. Ben inanıyorum. Bugünleri de çok rahat atlatacaksın. Sen beni bırak da ne yaptın Çınar'la? Toprak'la konuşmam işe yaradı mı? O gün Toprak bir şeyler söyledi ama... o günden beri görüşmüyoruz Çınar'la. Belki de en iyisi böyledir ha. En azından artık beni azarlayamayacak. Doktor Bey? Terslik mi var? Yoksa cinsiyetini göstermiyor mu yaramaz? Üstünüzü giyin, gelin konuşalım. Efendim anne. Oğlum, oğlum hemen gel. Ne oldu anne, bir şey mi oldu? Sorma da hemen gel evladım, hemen gel. Tamam, geliyorum hemen. Allah, ay ben nasıl derim sana? Ay ben sana nasıl derim bunu oğlum? Nasıl derim sana evlatçığım? Nasıl derim? Beni korkutmayın doktor bey. Bir terslik mi var? Ama kalp atışlarını duyduk. Evet, kalp atışı var. Hesaplarımıza göre hamileliğinizin 16. haftasında. Ancak bebeğinizin gelişimi 11 hafta 3 günlük gözüküyor. Daha geçen ay 12 haftalıktı. Kesin bir yanlışlık var. Hesaplarımızda şaşma yok Reyhan Hanım. Bebeğinizin gelişimi durmuş. Hatta biraz gerilemiş durumda. Nasıl yani? Anlamadım. Elimizdeki verilere göre bebeğinizin engelli olma ihtimali çok yüksek Reyhan Hanım. Üzgünüm. Bu imkansız. Anne, çabuk söyle. Hoş geldin oğlum. Eve dama sığamadım. Ne oldu? Toprağa mı bir şey oldu yoksa? Bilmiyorum oğlum. Sabah bir uyandım, evde yoklar. Mürvet'e sordum. Eşyalarını toplamışlar. Ayşe'yle vedalaşmışlar, Lale'yle vedalaşmışlar. Çekip gitmişler.